Bir soru sordum sana Seyran. Cevap versene. Boşanalım mı? Bunu mu istiyorsun? Hayır. Ne istiyorsun o zaman Seyran? Boşanalım yok, boşanmayalım yok. Korkma. Eski düzenine geri dönmezsin. Benim korkum senin eski düzenine dönmem Ferit. Ben öyle hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yaşanmamış gibi davranamam. Öyle bir anda sana koşulsuz güvenemem Ferit. Ya Seyran sen bir anda güvenemem demiyorsun ki. Ömür boyu güvenemem diyorsun. Hayatın sonuna kadar güvenmeyeceğim bir insanla neden beraber olasın ki? Öyle demek istemedim Ferit. Haklısın. Tamam. Yani o abartma huyumu senden almış olabilirim birazcık. Tam da öyle demek istedin Seyran. Senin düşüncelerin bu. Çünkü sen o kadar güvensizsin. Hayattan o kadar çok korkuyorsun ki. Bizim geleceğimize de kendi geçmişinden bakıyorsun. Geçmişte yaşadıklarını bana kusuyorsun. Baban seni o kadar korkutmuş ki. İnsanlardan, hayattan, kendinden. Bütün güvensizliğim buradan geliyor. Yani buradaki sorun ben değilim Seyran. Sorun sensin. O yüzden düşün, taşın, kararını ver. Yine yaptın ya, bravo. Yine kendini haklı çıkardın. Israrla çalıp duruyor telefon. Sadık Bey işle ilgili bir şey mi oldu acaba? Sadık Bey, Fuat ben, buyurun. Tamam, anlıyorum. Ne oldu ya? Bu uzaklara dalıp susma oyununa yeni mi başladı? Susmuyorum Ferit. Düşünüyorum. Haklısın. Belki de benim bu güvensizliğim, korkularım, bunların hepsini geçmişimden getirmişimdir. Ama bunların bugün ortaya çıkmasına neden olan da sensin Ferit. Yemem ben bunları Seyran. Şimdi de kendini haklı çıkarmaya çalışma. Ferit. Abicim seninle benim acil çıkmamız lazım. Şirkette bir sorun çıkmış işle ilgili. Ne şirket abi? Bir şey konuşuyoruz şurada. Ferit, çıkmamız lazım oğlum, ciddi. Hadi. Acil diyorum ya. Abi ne olmuş olabilir bu kadar acil ya? Biz tartışmayalım diye çıkardınız o zaman değil mi? Sadık Bey aradı Ferit. Senin telefonundaki Sadık Bey. Kim açtı? Ben açtım, merak etme. Ama iş ciddi. Pelin'in annesi şirketteymiş. Hayda. Kesin benim için geldi abi ya. Şimdi... Keşke öyle olsa. Senin için değil, dedemin yanına gelmiş. Betül Hanım'a mesaj attım, engel olmaya çalışacak. Abi kızlar sana emanet. Doğrudan eve gidin, tamam mı? İyi misin? İyiyim. Abla sence haklı mı Ferit? Bu güven konusunda. Bir ömür güvenememen demen olmadı tabii. Yani çocuk ne kadar bekleyeceğini bilmek ister şey için. Abla yok artık ya. Ya. Allah Allah. Bilmiyorum Seyran ya. Yani artık senin o adımı atman lazım. Yani o adamın da ne olduğunu da ikimiz de biliyoruz. Biliyorum. Bu kızı hayatından çıkardı. Kendince çabalıyor da. Artık benim o adımı atmam lazım. Seyrancığım, diyorum ki biz senin acaba şu arka koltukta beraber mi gitsek? Şöyle omzuna başım falan yaslarım rahatça. Olur tabii. Kocalarımızı çekiştiririz rahat rahat. Adli Bey duymadan. Tamam. Hoş geldin. Geç kaldınız. Çok iş vardı gördüğün üzere. İnseydin sen aşağıya. Kurmuşlardır sofrayı. Beraber ineriz diye düşünmüştüm. Neden? Kavga ettiğimiz anlaşılmasın diye mi? Sürekli kavga edip duruyoruz zaten Ferit. Çok da önemli değil yani anlaşılması. Çok da önemli değil. Haklısın tabii. Bizim doğalımız haline geldi. Bir gün kavga etmedik mi bir anormallik var demektir. Baksana. Sen bile umursamıyorsun artık. Neyse. Sana sabah sorduğum sorunun cevabını buldun mu? Bir karar verebildin mi? Evet. Cevap verecek misin Seyran? Hayır yok. Hayır yok. Tabii. Evet boşanalım yok. Hayır boşanmayalım yok. Okey. Biraz daha düşün. Daha düşünecek vaktin var. Zor bir soru bu tabii. Yani bu süreç kolay mı olacak? Zor mu olacak senin için? İyi mi, kötü mü? Hı? Bir sürü dinamiği var sonuçta değil mi? Korkma ama. Oturuyorsun işte evde. Düşünürsün. Ferit. Ben kavga etmek istemiyorum artık. Kavga etmek istemiyorsun. Ne sen? Ne sen? Seni dinliyorum. Dıt. Yine cevap yok. Pelin mutlu olacak. Ne zaman biliyor musun? Sen boşanınca seni gerçekten seven, seni gerçekten hak eden kızıma hak ettiği yeri ve önemi verdiğinde her şey düzelecek. Sen benim geleceğimi aldın elimden ya. Sen benim bu hayatta bütün hatalarına, yanlışlarına rağmen ömrümün sonuna kadar yanımda olur dediğim insandın Ferit. Ama şimdi neredeyiz? Sen evinde, karınla tertemiz bir sayfa açıyorsun öyle mi? Ben ne yapıyorum o sırada? Ağlıyorum, üzülüyorum. Sen karınla kahkahalar atarken, sen karınla gülüp eğlenirken ben kahroluyorum. Bir an önce elimden geleni yap ve çabuk ol. Karına da yazık. O da bir anne babanın evladı. Ne kadar erken, o kadar iyi. Sen bu işi çözene kadar da tependeyim. Hiçbir yere gitmeyin. Ay. Geçeceksen geç artık sen de. Tamam ya. Niye kızdın ki şimdi? Böyle hiçbir şey olmamış gibi davranman, sırıtman sinirimi bozuyor çünkü. Ne yaptım ben şimdi Ferit? Sorun da bu zaten Seyran. Hiçbir şey yapmıyor olman. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor olman. Sanki sabah bana o lafları söylememişsin gibi. Bir de karşıma geçmiş sırıtıyorsun ya. Ne istiyorsun sen? Madem bana güvenmeyeceksin, madem ömrün sonuna kadar bana güvenmeyeceksin. Neden benimlesin hala? Söyle. Sana sabah sorduğum sorunun cevabını neden çat diye veremiyorsun bana? Bir soru sordum ya sana. Cevap versene. Ne yaptın? Bütün gün evde çok mu işin vardı senin? Ha? Çok işin var. Düşünecek fırsatın mı olmadı? Ne istiyorsun Ferit sen benden? Ha? Ne yapmak istiyorsun? Ne istiyorsun ya? Ben en azından çabalıyorum. Sana inanmaya, sana güvenmeye. Sen ne yapıyorsun? Gerçekten mi ya? Ne yapıyorsun, niye mi soruyorsun bana? Çok iyi ya. Bayılıyorum sana Seyran. Ne yapıyorsun diyor bana ya. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol ya. Ya sen şu yeşil gözünü biraz daha mı açsan acaba? Ha? Görmeye biraz daha mı çabalasan? Ne diyorsun? Senin için şu yaptıklarımı hayatında kim yaptı ya sana? Ferit. Ne Ferit? Söyle kim yaptı? Hatta bak el arttırıyorum. Senin için şu yaptıklarımın yarısını kim yaptı ya senin için? Annen mi? Halan mı? Ablan mı? O deve Yusuf mu yaptı? Ha? Ha dur bak unutuyordum. Kazım baban mı yaptı? Kim yaptı Seyran? Yine aynı şeyi yapıyorsun. Yine aynı şeyi yapıyorsun. İşine gelmeyince, sıkışınca konuyu hemen yine aileme getiriyorsun değil mi? Ya hiç mi utanmıyorsun bunları sürekli yüzüme vurmaktan, sürekli aynı konuları açmaktan? Ya hiç mi demiyorsun? Ben bunları bu kıza söylüyorum ama bu kız acaba üzülüyor mu, ne yapıyor demiyor musun ya? Sen diyor musun? Sen diyor musun bunları? Senin söylediklerini kulakların duyuyor mu hiç? Acaba Ferit'i üzüyor muyum, kırıyor muyum diye düşünüyor musun? Emin ol, senden daha fazla düşünüyorum. Aynen. Kesin öyledir, kesin benden daha çok düşünüyorsundur. Ya direniyorum ya ben. Kötü biri olmamak için çabalıyorum. Görmüyor musun Seyran? Senin için ya elimden gelenin 1000 kat daha fazlasını yapıyorum, görmüyor musun? Düzelmeye çabalıyorum. Sen ne yapıyorsun? Hı? Ben iyi biri olmaya çalışırken sen ne yapıyorsun Seyran? Söyle. Dur sen hiç yorulma. Ben sana cevabını vereyim. Hiçbir şey yapmıyorsun. Eğer izin verseydin... görecektin ne yapacağımı. Ne yapacaktın? Baklava mı yapacaktın? Ne halin varsa gör Ferit ya. Ya gerçekten sen hiçbir şey hak etmiyorsun biliyorsun değil mi? Aptalsın sen ya. Aptal. Aynen. Bu yalının en akıllısı sensin. Ben aptalım, aynen. Ah! Ne oluyor ya? Uyuyakalmışım ya. Kim ölüyor ya? Kim o? Benim küçük beyim, Latif. Aa, saat kaç lan acaba? Latif, Latif Bey buyurun. Ağam 15 dakikaya çıkıyor. Abiniz aşağıda. Orhan Beyim erken çıkmış. Siz inmeyince bir bakayım dedim. Latif Bey, uyuyakalmışım ya. Ne kadar kıymetli bir adamsınız. Verin elinizi öpeyim. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bence hemen hazırlanın. Hadi. Çok kıymetlisiniz. Hadi. Alarmını kurmadın mı sen? Ha? Alarmını kurmadın. Sen niye kurmadın alarmı? Ha, mahsus yaptın değil mi? Ben geç kalayım diye. Aa, bana ne be senin işinden? Allah Allah. Kendi sorumluluğunda kursaydın da geç kalmasaydın. Aa, pardon. Bu kadar işte senin karılığın. Anca bu kadar dayanabildin. Bir sabah bir kahvaltı, 2 gün güler yüz, bitti gitti değil mi? Sen önce kocalık vazifelerini bir yerine getir, sonra beni sorgularsın. Ne gibi görevlermiş bunlar? Hı? Bir laf ettin, devamını getir. Üf, hadi Ferit ya, daha fazla sinirlendirme beni. Git işine hadi, geç kaldın bak. Bugün artık rahat rahat, geniş geniş düşünürsün diye umuyorum. Akşam eve geldiğimde bir cevabın olur umarım. Dün zaten yeteri kadar konuştuk. Ha? Ne dersin? Dün benim için de çok iyi oldu. Yani az kalsın sana başka bir cevabım olacaktı ama... Ha. En azından böyle bugün bol bol üstüne düşünecek vaktim var. Ne yaparsın işte? Allah'ın sevdiği kuluyum. Allah bir tek seni seviyor zaten değil mi? Hı. Hadi Ferit, hadi. İşine git, hadi. Ah ah. Ah ah. Ah Ferit ah. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok Sadık Bey, sorun yok. Yapıyorum dediğiniz gibi. Gerçek iş diye sen kaşındın. Al sana gerçek iş. Ama dikkatini dağıtma sakın. En ufak bir hata yaparsan her satırı bir bir kontrol etmen gerekir sonradan. Bu da yapacağın işi uzatır. Okey. Siz hiç merak etmeyin. Ben full konsantre abanıyorum. Güzel. Devam. Hangisi daha güzel? Karar veremedim. Suna'ya atacaksın herhalde. Karıştırdın. Salak. Yo, aslında dün soracaktım sana ama konuşamadık. Şaka mısın ya? birlikteyim ben. Bilmiyorum farkında mısın ama... geceliğinde ben mi seçeceğim? Of! Ne yapıyorsun Seyran ya? Ne halin varsa gör Ferit gerçekten. Pardon, haklısın. Rahatsız ettim. Sadık Bey, ben bir çay almaya çıkacağım. İster misiniz siz de? Kiminle mesajlaşıyorsun? Karımla. Vallahi Sadık Bey, inanmıyorsanız gösterebilirim. Yani şu an gösteremem tabii de... gerçekten inanabilirsiniz. İzin verin, 2 dakika konuşayım dışarıda. Sonra full konsantre çalışayım. Ne dersiniz? Ne kadar da kıymetli bir insansınız. Şımarma Ferit, şımarma. Hadi. Kıt adun. Alo? Seyran, amacın ne gerçekten soruyorum. Duyuyor musun beni Seyran? Alo Seyran. Buradayım. Evet, dinliyorum. Ne attın fotoğraf? Seyran. Sana soruyorum, duyuyor musun beni? Duyuyorum. Niye konuşmuyorsun o zaman? Çünkü biz konuşunca kavga ediyoruz Ferit. Mesajlaşsak olmaz mı? Olmaz Seyran. Bak çok işim var benim burada. Hatta mesaiye kalacağım. Olmaz. Gelmen lazım. Neden? Ne oldu be? Niye gelmem lazım? Fotoğrafını attığım şey için çünkü. Seyran bak işe dönmem gerekiyor. Ne diyeceksen de lütfen. Ferit. Hazırım. Neye hazırsın sen? Of Ferit, anlamayacağım mı tuttu? Her dakika aklın ondan başka bir şey düşünmezken. Dalga mı geçiyorsun benimle? Yani... senle ben... ondan mı bahsediyorsun? Evet. Ondan bahsediyorum. Çok geç kalma. Seyran, bugün dosyaları bitireceğim diye söz verdim. Ama inan bana, olabilen en erken saatte geleceğim, tamam mı? Bekle beni. Ay kalbim duracak. Anne, ne yapıyorsun orada? Gel gel. Seni bekliyorum, ne yapacağım? Konuşmamız lazım. Seyran bekliyor beni, çıkmam lazım acil. Sonra konuşuruz. İyi. Senin evde hala bekleyen bir karın var çok şükür ki. Bugün benim duyduklarımı duysa evde olmayabilirdi çünkü. O ne demek ya? Gel konuşacağız işte. Oğlum sen utanmadan kıza bir ton sözler vermişsin. Evleneceğiz demişsin. Varsa yoksa sen demişsin. Gözümü seninle kapatacağım falan gibi hiç senlik olmayan şeyler söylemişsin kıza. Anne, kaç yıl önce söylediğim şeyler. Her ilişkinin başında böyle şeyler söylenir. Demek ki yükselmişim ki söylemişim. Ne var bunda? Sen söyledin yani bunu. Evet söyledim. De problem bu değil ki. Problem kızın annesi. Kadının sağlığı yerinde değil anne. Farkındasın değil mi? Bir şey yok ki bunda. Söyledim Peki tamam hadi ilişkinin başlarında yüksektin falan söyledin. Ve sonra? Sen Seyran'la evlenirken ne dedin Ferit? Dedem istiyor diye evleniyorum dedim. Peki. Ben zaten boşanırım merak etme. Dedin mi Ferit? Dedim anne. Onu da dedim evet. Allah Allah. Ya ben Pelin'le sevgiliyken siz geldiniz bana dediniz ki bununla evleneceksiniz. Ne diyeyim yani? Diyebilirim bir şey yok ki bunda. Vallahi annesi de haklı, Pelin de haklı yani. Kadın gelip benden hesap sordu. Sen tabii yani o kadar büyük sözler vermişsin. Bir ton umut vermişsin kıza. Sen de zamanında bir ton sözler verdin. Sen demedin mi? Sana bir tane kız bulacağız. O da duracak. Sen de hayatına kaldığın yerden devam edeceksin Ferit. Ben Pelin'e bu sözleri verdiysem zamanında, sen de zamanında bana bu sözleri verdin anne. Seyran. Seyran? Seyran. Seyran bir saniye. Ne oluyor ya? Hani bana daha evinde sormuştun ya. Boşanmak mı istiyorsun diye. Cevap ver demiştin hani. Cevabını aldın bence.